Hi everybody, herkese merhaba. I am an English teacher at American Cultural Language School. Amerika Öncedil Okullarında İngilizce öğretmeniyim. Bugün 8. sınıf, 2. dönem, 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Her seviyede İngilizce ders anlatıyoruz. Bizlere İbrahim Hoca, TikTok, YouTube ve Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Write the numbers, numaralar yazın boşluklara. Water sport, su sporu, air spor, hava sporu, winter sport, kış sporları. Bakalım. Birincisi kayaking. Kayaking, kayak yapma değil arkadaşlar. Kayaking kano sporu. Bu bir su sporu. Hatta size bunun resmini göstermek istiyorum. İkincisi wind surfing, rüzgar sörfü. Bu da yine arkadaşlar su sporumuz. Hang gliding, bu kanatla atlayış, bu hava sporu. Paragliding, bu zaten bunu biliyoruz, yamaç paraşütü. Skiing, kış sporu, kayak yapma. Ice climbing, zaten ice buz demek, kış sporu. Bungee jumping, atlayıp esnek bir halatla kendimizi yukarı çekiyoruz ya. Belki bunun fotoğrafını gösterdiğimde hemen anlayacaksın. İkinci sorumuz, circle the correct option, doğru seçenekleri yuvarlak içine alın diyor. I have, yani bu I have'in kısaltılmışı arkadaşlar. I've already, yet, so far. Bunlardan hangisi olacak? Been to Antalya three times. Ben 3 kez Antalya'da bulundum. Çoktan mı? Henüz mü? So far. Şimdiye kadar 3 kez Antalya'da bulundum. Sarah has to the shopping center, alışveriş merkezine. Sarah, şimdi bu birinci hali, ikinci hali, gone üçüncü hali. Has gone. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. I, you, we, they'de aslında şöyle söyleyeyim. Has, have, artı V3. Biz buna present perfect tense diyoruz. Has V3, has gone olacak. I have three emails today. Bugün 3 kez email, yani 3 email yazdım. Write birinci hali, ikinci hali. Written. I have written arkadaşlar. 3. She hasn't tried canoeing. Hangisi? O kano denemedi. Şimdi denemedi, henüz denemedi, çoktan denemedi. Have you ever a hot air balloon? Sıcak hava balonları. Şimdi write bilmek, hani ata binmek, balona binmek için biz ride kullanıyoruz. Sen hiç sıcak hava balonlarına bindin mi? Bakın yine have var. Üçüncü hali have ridden arkadaşlar. Has, have artı V3. I have, you have, we have, they have artı fiilin üçüncü hali. He has, she has, it has artı fiilin üçüncü hali. Biz buna present perfect tense diyoruz. Üçüncü sorumuz, bu kelimeyi çok göreceğiz. Match, eşleştir. Resimlerle sporları eşleştiriniz. Okay. Rafting, hangisi rafting? Evet, C'de var. Hang gliding. Hang gliding, B'de var arkadaşlar. Hani bu şekilde. Bungee jumping, hani ipli çekiyordu, C'de var. Skateboarding, zaten kaykay yapmak. Okay. Geçtim. Dördüncü sorumuz. Complete, tamamlayın. The sentence by using have has. Siz artık have has V3'ü görünce present perfect tense aklınıza gelecek. Bunlarla cümleleri tamamlayacağız. I have climbed up Mount Etna. Şimdi Mount Etna yanardağı meşhur arkadaşlar. Ben Mount Etna yanardağına tırmandım. Climb birinci hali. Bunun arkadaşlar üçüncü hali olmadığı için biz buna et takısı getiriyoruz. Climbed. I have never go to Australia. Ben Avustralya'ya asla gitmedim. Go. Üçüncü hali gone. Have you ever ride a hot air? Yani sıcak havalı ona bindin mi? Bunun üçüncü hali ne arkadaşlar? Ridden. Ridden. She has never. O asla. Ne denememiş?
Yani şimdiye kadar paraşüt denememiş arkadaşlar. Try. Y düşüyor. İ'ye takısı geliyor. Üçüncü hali bu. Tried. I have never jumped. Yani uçaktan asla, never, asla atlamamış. Zaten ne? Jumped. Et takısı geliyor. Arkadaşlar bazı fiillerimizin üçüncü hali yok. Olmadığı için biz et takısı getiriyoruz. Beşinci sorumuz anlamlarıyla yine eşleştirme yapacağız. Accommodation, konaklama arkadaşlar. Accommodation, adventure, macera. Amazing, şaşırtıcı. Challenging, hani zorlu sporlar. Destination, varış yeri. Okay. Fascinating, büyüleyici. Okay. Fascinating, büyüleyici. Feel with the prefer, would rather. İkisi de tercih etmek demek arkadaşlar. Tercih etmek. Tercih etmek. Mesela would rather'ı görünce then aklınıza gelecek. Prefer görünce to'lar aklınıza gelecek. Mesela ben buna A diyeyim, buna B diyeyim. Mary watch a film, then a play. Mary bir film oynamadan ziyade, yani bir oyun oynamadan ziyade bir film izlemeyi tercih eder. Ne yapacağım? Ben would rather getireceğim arkadaşlar. B would rather. John swimming to diving. Yüzmeyi dalmaya tercih eder. To'yu görünce zaten A olacak. John prefer. I eating a pizza. Pizza yemeği. Drinking tea. Çay içmeye tercih ediyor. Yine prefer. Araba sürmeyi. Motosiklet binmeye tercih ediyor. Yine prefer gelecek. Tabii bu konuları arkadaşlar videolarını çekeceğiz. İlerleyen derslerimizde daha iyi anlayacaksınız. Yedinci sorumuz answer the questions. Soruları cevaplayınız. Have you ever been abroad? Abroad yurt dışı. Hiç yurt dışında bulundun mu? Arkadaşlar kısa cevap vermemiz yeterli. Yes I have. Çünkü ben have ile sorduğum için yes I have. Evet ben bulundum. Have you ever visited a museum? Sen hiçbir müzeyi ziyaret ettin mi? Mesela buna no ile cevap verelim. No, I haven't. Kısa cevap arkadaşlar. Hayır, ben bulunmadım. Have you ever seen a crocodile? Sen hiç timsah gördün mü? Timsah gördün mü? Evet. Yes, I have. Okay. Do you prefer tea or coffee? Çayı mı yoksa kahveyi mi? Yoksa kahveyi mi tercih edersin? Arkadaşlar ben şunu tercih ediyorum. I prefer tea. Ben çayı tercih ederim. Peki bu soruyu ben size soruyorum. Do you prefer tea or coffee? Siz ne diyeceksiniz? Sekizinci sorumuz. Which of the following aşağıdakilerden hangisi true, doğrudur? False olsaydı yanlış olurdu. Okay. What are the most important of Moscow? Moskova'nın en önemli ne? Bakalım bu boşluğa ne gelecek? Kremlin Palace, Kremlin Sarayı, Red Square, Red Meydanı ve Bolşoy Tiyatrosu. Şimdi bakıyoruz. Cuisine, yemek kültürü. Yani Moskova'nın en önemli yemekleri ne? Değil. Location'ı, Moskova'nın en önemli location'ı değil. Moskova'nın en önemli kalacak yeri değil. Ama turist çekim merkezleri işte bu arkadaşlar. Kremlin Palace. Palace çok çıkar. Palace. Saray. LGS'de böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi iki kişinin konuşması var. Michelle ve Max'in konuşması var. Michelle diyor ki, excuse me, affedersiniz. I want to do bungee jumping. Ben bungee jumping yapmak istiyorum. How old are you? Kaç yaşındasınız? Bu soruyu size soruyorum. How old are you? I am 25 years old. I am diyor 18 years old. 18 yaşındayım. Okay. Okay, you can do it if you want. Eğer sen istersen onu yapabilirsin. Boşluğumuz var. Bu boşluğa ne gelecek? It cost 100 dolara mal oluyormuş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Bu konuşmaya biz bunları arkadaşlar conversations diyoruz.
Conversations diyoruz. Doğru değildir. Yani tamamlamaz. Bu buraya ne gelebilir? Bakalım. Is $20 enough to eat? Onu yapmak için 20 dolar yeterli mi? Gelebilir. How much does it cost? O ne kadar mal oluyor? Gelebilir. I wanted to learn its price. Onun fiyatını öğrenmek istiyorum. Gelebilir. Explain to me safety rules. Yani güvenlik kurallarını bana anlatır mısınız? Ya yani bunun arkadaşlar güvenlik kurallarını bana anlatır mısınız? Ama boşluktan sonra dolar var, para var. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. Çok güzel bir soru sınavda karşınıza çıkıyor. Ve son sorumuz, which of the following aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Marge ve Billy'nin konuşması var. Hi Bill, Marge speaking. Telefonla arıyor, Marge konuşuyor diyor. Do you have any plans on Saturday afternoon? Pazartesi, I am sorry, cumartesi öğlenden sonra herhangi bir planın var mı diyor. I can't, I cannot hear you very well. Seni çok iyi duyamıyorum, Marge diyor. Boşluğumuz var. Şimdi Marge da şunu diyor. Are you going to do anything on Saturday afternoon? Sen pazartesi öğlenden sonra herhangi bir şey yapacak mısın diyor. Demek ki tekrar ediyor arkadaşlar. Şimdi call me later. Beni daha sonra ara değil. Hope to see you. Orada seni görmek ümidiyle diyor arkadaşlar. Ama şunu diyeceğim. It's a bad line. Yani bu telefon kötü bir hat diyor. Kötü yani seni duyamıyorum. Ya hattım kötü manasında. O zaman cevabımız A arkadaşlar. Arkadaşlar burada bizim yazılımız bitti. Eğer videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, İbrahim Hoca kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar İngilizce ile alakalı anlamadığınız yerler, kafanıza takılan yerler olduğunda muhakkak yazın. Ben size kesinlikle dönüş yapacağım. Şimdiden başarılar. Thanks so much. Goodbye.